E, Trabzonspor'la ilgili çok soru geliyor. E, Trabzonspor takımı bir stoper yapıp bitirecek transferi. Evet. Onu söyleyelim. E, zaten Trabzondaki muhabir arkadaşımız Yunus Emre Sel de ben sürekli Whatsapp'tan irtibat halindeyim. Bir şey olur olmaz hemen haberi vereceğiz. Yerli e, stoper değil mi Aykut? Yok ben yabancı duydum. Yabancı mı? Samet Akaydın geçiyordu, Bardakçı geçiyordu. Samet Akaydın şöyle. E, Samet Akaydın tarafı evet Trabzonspor teklifte Hı -hı. bulunmuş doğru. Hı -hı parmağı önermişler. Hmm. 750 bin euro vermişler. Hmm. Ama Adana Demir cephesi 3,5 milyon euro istiyor. Bon servisi. Hmm. Hatta bir oyuncu daha vermiş Trabzonspor takımı. Bir yerli vermiş yine. Bir yerli bir parmak ki parmakta zaten şeye gitti. Kayseri'ye. O döne, geçmiş dönemi anlatıyorum ben. Hmm. Çok sıcak değil Adana Demir takımı. Sıcak değil derken yani sonuçta 3,5 milyon euro para. 750 bin euro önermiş Trabzonspor. O iş... Şimdi yattı. Olmadan. Çok uzak ya rakamlar. Yattı. Ha e, bir yabancı getirmeyi düşünüyor Trabzonspor yönetimi bir stoper. Çünkü Denzville olmaz stoper. Denzville, Hüseyin Türkmen, Denzville, Hugo. Bir de genç kardeşimiz var ya orada en şey, son girdi oyuna Ahmet Can e, mıydı? Ahmet. Başka da yok. Yani o stoper gelirse bir nefes alır Trabzonspor takımı. Ne diyorsun? Ya Burak? stoper lazım, stoper lazım. Kesin. Ben yerli alacaklar diye düşündüm ama şimdi sen çok güzel bir bilgi verdin, ben de yani update olmuş oldum. Ee, yerli stoper başka zaten Abdülkerim'in de gitmeyeceğini düşünürsek, e, her Ahmet kardeşimizin vefatından sonra o tandem daha bozulmaz. Yani bit, ikisini birden gönderemez Konyaspor kaybedemez. Dolayısıyla e, yerli oyuncu şu an net bir yerli oyuncu orada hemen Trabzonspor Victor'un yanına koyacak yok. Ben yani aklıma gelmiyor çok ekstra böyle Dorukan gibi ekstra farklı bir durum olacak gibi yerden gelsin. O zaman yabancı alınacak. Ayakları iyi. Özellikle geriden oyun kurulumunda Abdullah Avcı'nın oyununa destek verebilecek. ve yine de hoca genelde aslında ağır stoperlerle de oynuyor da Epuryano tarzı. Ama burada biraz daha yine önde de defansı kurduğun için bir hareketli hareketli derken hani biliyorsun Edgar çok atletik bir stoperdi, Victor Hugo da ağır evet, bir stoperdi. Tekamleye de çok başarılıydı tamam, Edgar. Tabii tamam, çok atletik bir stoper. Öyle bir stoper e, alacaktır diye düşünüyorum. Onun haricinde zaten Visca'yı aldılar e, ve zaten her şey istedikleri de gibi gidiyor. Son karşılaşma'yı da e, çevirdikten sonra bakalım nasıl bir oyuncu gelecek. Yani. Ahmetcan Kaplan'ı ben çok beğendim. Ahmet Can Kaplan büyük bir potansiyele sahip. İnşallah daha fazla süre alır. Belki de bilmiyorum. Trabzonspor çok büyük bir ölçüde bu işi garantiledi ligde. Ben bundan sonra Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda aksi cihayet kanaatinde değilim. Elbette ki puan kayıpları olur ama bu noktadan sonra vermezler şampiyonluğu. Ahmet Can Kaplan'la transfer yapmaktan ziyade onunla devam edilse iyi olur mu düşüncesi de baskın bence şu anda. Ama o kadar çok sayıda oyuncu öneriliyor ki Trabzonspor'a yabancı stoperden bahsetmişken işte Marcelo Gedeş Olimpik Lyon'dan ayrıldı. Bugün Trabzonspor'a önerilmiş mesela. Maliyeti ne kadar var mı bilgi? Serbest statüde. Yok. Yani yıllık, rakam, rakamı bilmiyorum. Fakat Beşiktaş'a 7 milyon euro kazandırarak oraya gitmişti. Ve orada da iki 2,5-3 milyon euro civarında bir para alıyordu. Benim hatırladığım kadarıyla. Yalnız e, Çaykur Rizespor'da bundan bir buçuk ay önce talip oldu kendisine. Hatta birebir görüşmüşler. Çaykur Rizespor'a aynen şunu söylemiş Marcelo Egeleş. Ben Lyon'da devam etme arzusundayım. Eğer burada devam etme olanağım kalmamışsa futbolu bırakırım. Hı. Dolayısıyla devam etmek de istemiyorum demiş. Çaykur Rizespor'lu yöneticiler bunu açıkladı. E, şu, o düşüncesini revize mi bilmiyorum. Hı. Ama e, Marcelo Gedeş'in son haliyle Trabzonspor'a fayda sağlayabileceğini de söylemek çok zor. O bakımdan ben e, bu önerileri de Trabzonspor'un mesafeli yaklaştığı e, stoper transferi olmadan da sezonu tamamlayabileceğini düşünüyorum. Yani e, forvet noktasında zaten hiçbir sıkıntısı yok takımın. E, Cornelius var. Canini. Canini var. Her bölgede ha, skor aynen. alıyor ha, Trabzonspor. Aynen, aynen. Abdülkadir'den de alıyor. Canini'den de alıyor. oynadığını Cornelius atıyor. Vakame öyle. E, Trabzonspor'un en zengin bölgesi ön bölge. Tabii, tabii, Trabzonspor o anlamda gerçekten çok iyi yakaladı. Alt tarafta da iyi oynayan oyuncuları var. Yani özellikle ikincilikte Ekimoğlu'nda oynayan oyuncu Tuzla Tuzla'da Safa. Alt tarafta da kiraya verdiği oyuncular da iyi performans şey, gösteriyor. Editör istedim. Emre Torul, bir WhatsAppına baksın Tolga. He, kim sakat dedin? Bir daha söyle Tolga. Ha Batuhan Körü diyorsun şimdi siz konuşurken. Tamam onu biliyoruz. He. Ondan bahsetti zaten. Onlar geldi. E... Sanırım o oyuncular tekrar Bursa Spor'a kiralık olarak verilecek. Geldiler imzaladılar. Bursa Spor'da kiralık olarak sezon sonuna kadar oynayacaklar. Yani bir yerde Hatta zaten. Hiç evet. yedek kalacaklarsa anlamı yok. Batuhan geçen sezonda oynadı. Batuhan Kör de Geçen sene çok iyi çıkış yaptı. Ali Akman'la ikisi ilk devre çok çok iyiydi. Doğru. Kenar oyuncusu. Hocam çok güvenli bir e, usta gazeteci Turgay Beşyıldız Yıldız. Trabzonspor çok yakından takip ediyor. Diyor ki Mitchelland'da oynayan Doğuhan Aral. Şimşek <laughs> Trabzonspor'un <laughs> kadrosuna katacağı yeni oyuncu diyor. Onu, onu, onu tanımıyorum. Var mı? Onu tanımıyorum hocam. Evet. Oyuncu tanımıyorum ama e, Batuhan olsun. Hatta gelmiş hmm. Trabzon'a düzelterek söylüyorum. Trabzon'a gelmiş, gelmiş. oyuncu mi? yarından itibaren antrenmanlara Şimdi, çıkacakmış. Mangala sakat zaten. Hangi Mangala? Biz az önce bahsettik değil mi Mangala'dan? Orel Mangala. Ha. Stuttgart'taki defansif orta oyuncusu mı? Sakatmış o. E zaten Galatasaray onunla Bir ilgilenmiyor. De, unutma onu hı. söylediğimi. Bir de Marcelo dedik ya az evvel. Marcelo Gedeş. O da şeymiş e, yok o Marcelo değil. Lyon'daki stoper Beşiktaş'ta oynayan. Evet, Trabzon'un gündemine gelen. Ben ondan gelen... bahsediyorum. Ona verildi Trabzon. Problemliymiş. Bak ben de Marcelo duymuştum. Hı. Ama Marcelo'da problem var. Ona sen de bak. Ne problem? Sakatlık mı varmış? Ee, problemli bir oyuncu. He tamam var. Lyon onunla devam etmek istemedi. Yani bu dönem içerisinde aslında iyi olan iyi performans veren oyuncular zaten takımlarında devam ediyor. Çok ekstrem durumlar e, hali Ligi bitenler mesela. falan işte. Ligi mesela biten. Seferovic gibi bir oyuncudan bahsedebiliriz. İyidir ama gelen yeni teknik direktör çok onu e, özellikleri itibariyle düşünmemiştir 11'inde hmm. e, vesaire. O oyuncu böyle böyle oyuncuları bulabilirsiniz ama çok nadir şans meselesidir ama genelde problemli oyuncular ayrılıyor takımlarında. takımlarından. da bir problem varmış fakat e, onun da Futbola devam etme konusunda şey, tereddütleri var. Umarım Mental olarak sıkıntıları varmış. Hmm. Bir Brezilyalı Stoper daha önerilmiş Trabzonspor'a. Program içerisinde onun da ismini öğrenebilirsem. Bir geçmiş olsun diyelim ya. Rize Söyle. Başkanı'na, Sayın Tahir Kıran'a. Koronavirüse yakalanmış maalesef Sayın Başkan. Geçmiş. Çok geçmiş olsun efendim. Ee, doğrulattım ben de. Ee, test pozitif çıkmış maalesef olsun. ama iyi. Durumu iyi. Dinleniyor. Evet. Bu haberi de Burada Bu arada e, bir düzeltme yapalım. Taha, paylaş, Bursa, Bursa Spor'dan gelen Taha Stoper, e, Trabzon'a gelmiş. Yarından itibaren antrenmana çıkacak Stoper oymuş. Geçmiş olsun Tahir Kıran'a. Evet. Artık geçmiş olsun Sayın Başkan'a. İstihbarat benimdir, onu söyleyeyim. Ee, <laughs> Güzel. Tahir Bey'den değil. Artık kendisi kızarsa kızar, haberi verdik. Önemli çünkü geçmiş olsun Sayın Başkan'a. Şimdi tabii bu noktada... E, şu çok önemli. Stoper transferinde Trabzonspor takımı böyle bir iyi bir stoper gibi yabancı stoper getirecek. Neden söylemiyorsun diyor Trabzonspor taraftarı. Şimdi şu bir gerçek ki Özgür de dahi sen de bilirsin. Gerçi Burak çok transfer habercisi değil, Özgür bilir. Bazı transfer haberleri vardır ki ortaya çıktığında oyuncunun değil mi kullanırlar. Değeri artar. Oyuncu kendini ağırdan satar. Takım zor durumda kalır. Karşı yani. O yüzden e, çok da manipüle etmek, etmemek adına değil mi? Özgür biraz burada vitesi düşürmek lazım. <laughs> vitesi tansiyonu düşürmek lazım. Ben şunu düşünüyorum. Yani şimdi yani ne güzel Ahmet Can Kaplan giriyor. Harika oynuyor. Tek hamlede başarılı, özgüvenli. Zaten milli takımlarda oynamış. Trabzonspor'da alt yaş gruplarında full oynuyor vesaire. E ee, böyle bir genç yeteneği altyapıdan çıkmış değerlendirmek sezon sonuna kadar gitmek daha mantıklı olmaz mı? Yani Trabzonspor elbette ki bir sonraki sezonun belki de sonraki sezonun şampiyonluğu için kadro kuruyor. Bugün yaptığı genç transferler Bursaspor'dan alınan oyuncular da öyle. Ama e, bu dönem içerisinde zorlayıp da dediğiniz gibi e, Aykut'un dediği gibi tansiyonu yükseltip fiyatları yükseltip transfer yapmak biraz e, zararına transfer yapma olasılığını da yükseltiyor. O yüzden bekleyelim sezon sonunda. Özgür, Fildişi, değil mi? Fildişi değil mi? elendi değil mi? E, sıfır sıfırdı, elendi, e, elendi. penaltılara gitti bilmiyorum. Bir baksanız ona. Oldu? E, Fildişi elendi eğer elendiyse penaltılara gidiyor. Fildişi değil mi? Mısır, Koçsi şey, gelecek, bunu mu? Koçsi gelecek. Bir de Fenerbahçe'nin transferi var, Fildişi'li Konan. E, Ko, evet, e, Gradel gelecek, Sol Sivas'tan. De. Bakalım, Mısır elemiş. Ha, Mısır elemiş mi? Penaltılarla. Tamam, o zaman şu. Kuvasi Mustafa, Mustafa Muhammed gelemeyecek belediyene göre. Ha, Mısır, şey, ha, dön bu tarafa Simon ediyor. Deli de geliyor galiba. Evet, Deli de elendi. Tabii. Trabzon'dan Volkan Yavuz bir Trabzonspor taraftarı da sağ olsun hatırlatmış bize. Diyor ki Merih Demiral senin söylediğin isim diyor sevgili Volkan Yavuz. Trabzonspor'un adı geçen bir izleyicimiz habercilik yapmış. Ha. Merih Demiral olmasın Aykut abi diyor. <laughs> Atalanta'dan. Türkiye. Türkiye, yani bir, ama şöyle Merih'in bonservisi bonservisiyle 30-35 istiyorlar galiba. Yani Abi, bir duydun. kere Gasperini ile kendini buldun buldu Merih. In. Buldu, yani çok bu izleyiciniz söyledi. Çok gelişti, şey. doğru. Ya, ümidini Güzel bir temenni. Ya. Yani, temen temenni, temenni, evet, temenni ister, herkes ister Merih gibi stoperi kendi takımında. Evet. Türkiye Ligi'nde daha da başka oynar. Dolayısıyla <laughs> e, o manada güzel. Bu arada dediğim gibi... Ama taraftarın de, beklentisini görüyorsun değil mi? Bir e, Trabzonspor taraftar taraftarı. Bekliyor takımından emin üst düzey isimlerin geçmesi hoşuna gidiyor. Yani Trabzonspor istediği her oyuncuya talip olabilir düşüncesinde. E tabii bu işte güveni Ligi, bu. Özgüveni. Şampiyonlar Ligi e, hedef olacak. Yani hedeften kastımız Şampiyonlar Ligi'nde oynama hedefi olacak. Dolayısıyla daha farklı olacak ama şimdi e, Özgür Sancar'ın da söylediği gibi tabii gönül istiyor. Şimdi Denzville'le götürebilirsiniz, işte Ahmet Can'la götürebilirsiniz, Denzville'le götürebilirsiniz derken hani bence yeterli değil, onu söylemek istiyorum. Yani stoper olarak yeterli değil Denzville'in performansı. Ama Hüseyin Türkmen var elinde. Ama burada son söz tabii değerli hocanın olacak, Abdullah hocanın. Şunu da altını çizelim. Yardımcı antrenörleri de Egemen Korkmaz bu ülkenin en önemli stoperlerinden biriydi. Orhan Ak yine savunma oyuncusuydu. Onlar çok daha iyi değerlendiriyorlardır. Antrenman performanslarından da. Çünkü abi biz görmüyoruz. Abi, doğru Antrenman istedim. performansları çok çok değerli. Eğer orada bir eksiklik görüyorlarsa. Bir de işin şu tarafı var ya. Şimdi değerli hocamız Abdullah Hoca Başakşehir'de biliyorsun kaç puan farktan şampiyonluğu kaybetti. Hı hı. Dolayısıyla herkesin öğrenilmiş tecrübeleri vardır. Hoca hele Trabzon da bunu yaşamak kesinlikle istemez. Dolayısıyla eğer imkan varsa maddi imkanlar doğru is isim gelirse büyük ihtimal senin de altını çizmiş olduğun gibi oraya tabiri caizse sağlam bir stoper isteyecektir Abdullah Hoca. Ben, o riske girmeyecektir. Ben şeyi de duydum yerli de eee Fatih Kurucuk Hatay. Bardakçı'yı da duydum. Abdülkerim Bardakçı'yı sezon başından duydum. beri istiyorlar. ama Bardakçı olmaz. Beşiktaş yok. hem Bak, Trabzon. Spor. Niye olmaz biliyor musun? Bu olur demiyorum. Yok yok olur demiyorsun da niye olmaz biliyor musun? Onu deneyeyim ya. Ahmet Söyle. Çalık vefat etti. Ahmet Çalık ya. vefat etti. Biliyorum biliyorum da. Yanındaki stoperi de konyaspor verirse şu an ikinci ikinciyken çok orası da biliyorsun bir camia kulübü. Haklısın ama. Ee, üstünden altından kalkamazlar Haklısın. yani.